Merhaba arkadaşlar, ben Merve. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuzun konusu kitap alışverişlerim. Yani bu aralar aldığım kitapları göstereceğim. Umarım hoşunuza gider ve beğenerek izlersiniz. Hadi başlayalım. Bu ay aldığım birinci kitaplardan biri Ateş Çemberi'ydi. Şimdi ben Ateş Çemberi'ni anlatayım çünkü serinin sonuncu kitabı olduğu için. Ama şunu söyleyebilirim ki kesinlikle ama kesinlikle harika bir kitaptı. Harika bir seriydi. Yazarın yazım dili çok kolaydı. Yani çok kolay dediğim yani güzel okunuyordu demeye çalışıyorum. Ondan sonra olaylar tıkı tıkına ilerliyordu. Ben gerçekten çok beğendim serinin bitmesinde. Kalbimden üzüldüm. Gerçekten çok güzel bir seriydi. Alıp okumanızı yani seriyi Karanlık Zihinler ve Buz Kapanı. Birinci kitabı, ikinci kitabı. Gerçekten öneririm. Harika bir kitaptır. Ciddi anlamda söylüyorum. Harika bir seridir. Alın 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 alın. Okuyorum. Ondan sonra kitabımız Hugo Carbet ve Buluşu. Şimdi şu kitap çok güzel. Çok güzel. Baksanıza. Birazcık spoiler vereceğim ama kitapla alakalı. Gerçekten çok güzel. Bir dakika. İçinde çizimler falan var böyle. Ben bayıldım yani. Gerçekten çok güzel. Şimdi kitabın tam olarak neyle alakalı olduğunu bilmiyorum. Şimdi doğruyu söyleyeyim, sadece görüntüsü için aldım. Çok güzel ama çok da ilgi çekici bir hikayesi varmış gibi görünüyor. Çünkü işte böyle blogların yaptıkları yorumlara baktım. Herkes çok sevmişti. Umarım güzel çıkar. Eğer güzel çıkarsa %100 yorumuna girerim. Zaten okuduğum her kitabın artık yorumuna giriyorum. Kitap sezonuna, Instagram blogumuza, hesabımıza aşağıda link var. Umarım bakarsınız. Bu ay aldığım ikinci kitaplardan biri Beliat Prenses. Bu kitap gerçekten çok güzeldi. Şimdi Beni Seç serisini o kadar sevmiyorum açıkça söylemek gerekirse. Çünkü Amerika ve Max'ın ilişkisi kafa yedirtmişti bana yani. O Allah'ım, böyle gerizekalı insanlar hayatımda görmedim. Ama yine de bu kitap çok güzeldi. Çok tatlı kısımları vardı. Hatta bazen okurken falan ben bile utandım yani. Almanızı öneririm ama tabii bunu okumadan önce Beni Seç serisini, Selection serisini okumanız gerekiyor kesinlikle. Yani şeyi bilmek istiyorsanız, annesiyle babasının ilişkisini bilmek istiyorsanız okuyun yani. İlkten onu okumanız gerekiyor. Evet, gerçekten güzel bir seriydi. Benim çok hoşuma gitti. Umarım alıp okursunuz. Bu ay aldığım diğer kitaplardan biri de Julia'nın Şarkısı'ydı. Şimdi bunun hakkında da pek fazla bir bilgim yok kitap hakkında. Ama Wilson'ın bir tane punk grubu kurmak için işte ailesinin yanından gidiyor. Bilmem kaç yıl sonra ailesiyle araları hala limoni, annesiyle babasıyla arası. Her neyse, işte Wilson bir gün savaş karşıtı bir tane protestoya giderken orada Julia ile karşılaşıyor ve bu şekilde başlıyor galiba aşkları. Bilmiyorum ama tatlı bir kitap olabileceğini umuyorum. Umarım öyledir. Umarım böyle bir kış gününde yanımda çayımla birlikte okuyabileceğim bir kitaptır canım. Ama bilmiyorum, gerçekten umutlarım var. Kapağı da çok güzel geliyor bana. Her zaman sevmişimdir böyle kızın olduğu kapakları. Eğer kitabı siz beğendiyseniz lütfen aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Ondan sonra kitabımız Jet'ti. Şimdi bu serinin ilk kitabı Rule'du. Ben Rule'u bundan birazcık daha sevdim yani. Sanki Rule birazcık daha okunuşu kolay, daha bir hoş aşkı varmış gibi gelmedi bana. Ama bu kitap da güzeldi. Şimdi size anlatayım. Jet Aiden'ı seviyor. Aiden Jet'i seviyor ama bir türlü birbirlerine açılamıyorlar. Açılınca da işte olaylar oluyor falan filan. Jet bir tane rock'n'roll şeyinin grubunun bir şeysiydi. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Ama işte Aiden da böyle artık diyor ben bunu olacağım, şunu olacağım, karşıma kimse çıkamaz gibisinden. Yani ama karşısında tabii ki de Jet çıkınca bu düşünceler yerle bir oluyor. Ama tabii bu kadar da bitmiyor. Aiden'in kardeşiyle ilgili yaşadığı şeyler falan filan gerçekten güzeldi. Ama bir Rule kadar değil diye düşünüyorum. Ama yine de güzel değil de böyle bir ortalama bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yine de alın ya, bir şans verebilirsiniz diye umuyorum. Ondan sonra kitabımız Bir Başka Mavi. Şimdi ben bunu bitirdim. Ama nasıl bitirdiğimi bile bilmiyorum yani. Öylesine böyle bir her sayfayı atlaya atlaya okudum. Yeniden okuyacağım tabii ki de bunu.
Ama hatırladığım kadarıyla nasıl diyeyim hoş bir kitaptı. Böyle sırf dram, sırf aynen sırf dram vardı içinde. Ama tabii ki de bu yazarın Ters Yüz kitabı milyon kat daha güzeldi kesinlikle. Ama bunu yeniden okuyup yorumuna gireceğim. Bakın ciddi anlamda ne okuduğumu hatırlamıyorum, neler olduğunu falan. İşte yeniden okuyacağım. İşte okuyunca da girelim bloğa. Ne düşündüğümü. Bu ay aldığım diğer kitaplardan biri ise Kurucunun Kızı. Herkes bu kitabı okudu. Çok beğendi. O bu işi. Ama ben hala alamadım. Niye bilmiyorum. Bir türlü gözüme kestirememiştim. Ama en sonunda aldım. Sanki birazcık fazla şey bekliyorum. Yani istediğim gibi çıkmazsa gerçekten kalbim kırılacak. Ciddi anlamda kalbim kırılacak. Ama umarım güzel bir kitaptır. Eğer siz beğendiyseniz aşağıya yorum atabilirsiniz. Eğer istiyorsanız. Ama evet. Bu kitap için gerçekten heyecanlıyım. Bu ay aldığım son kitap ise Leo. Şimdi ben bu yazarın şeyi başka bir dilde aşk, evet böyleydi adı. O kitabını ciddi anlamda sevmiştim. Hatta hala diyelim okunacak bir kitabım yok ya. Her zaman yani her zaman değil ya, çoğu zaman onu alıp okurdum böyle. Gerçekten çok güzel bir kitaptı o. Bu da böyle ortalama bir kitaptı. Sonunda ne olacağını hemen anında anladım yani. Hiç şaşırtmadı. Ama yine de içindeki olaylar falan tatlıydı. Dediğim gibi böyle sakinleşmek için, böyle reading snap'daysanız sizi kurtarması için okunabileceğini düşünüyorum. Evet, yine de güzel bir kitaptı ama. Evet, bu ay aldığım tüm kitaplar bunlardı. Bu ay birazcık az kitap almış olabilirim belki. Ama evet, bu kadardı yani aldığım tüm kitaplar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve istiyorsanız abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.